İstanbul'un farklı kiliselerinden gelen gençlerin katılımıyla gerçekleşen Uyanış Gençliği 7 Mart'ta yeniden bir araya geldi. Zeytinburnu Kilisesi'nden Murat Susmak'ın tapınma zamanını yönetmesiyle Türkçe ilahiler ve dualar eşliğinde toplantı başladı. İstanbul'un farklı kiliselerinden gelen gençlerin katılımıyla gerçekleşen Uyanış Gençliği 7 Mart'ta yeniden bir araya geldi. Zeytinburnu Kilisesi'nden Murat Susmak'ın tapınma zamanını yönetmesiyle Türkçe ilahiler ve dualar eşliğinde toplantı başladı. Sonuncular Birinci Olacak adlı tiyatro oyunu birlikte izlendi. Mart ayında doğan gençlere hediye verilerek Pastör Sefa Görmezöz tarafından bereketleme duası yapıldı. Bir Uyanış Gençliği klasiği olan Her Ay Bir Şehir için dua bölümüne geçildi. Bu ayki şehir Niğde'ydi. Yaklaşık 360 bin nüfuslu şehrin iyiliği ve esenliği için Bahçeli Evler Lütuf Kilisesi'nden Sinem Melis Yıldırım'ın yönlendirmesiyle değerli halk ve yöneticiler için dua edildi. Günün paylaşımını Beşiktaş Kilisesi'nden Banu Çelik yaptı. İsa Mesih'e göre İsa'nın öğrencisi olmak ne demek temalı konuşmada bir sonraki İstanbul Uyanış Gençliği toplantısının 4 Nisan Cumartesi saat 16'da UG salonunda gerçekleşeceğinin duyurusu yapıldı. Öğrencilik kavramı aslında hani aklımızın bir tarafında bu dursun. Yani ikisinin ortak noktası doğru. Zorluğu. Biri zor, biri daha zor. Bazen işte Yuhanna'yı okurken yani işte ay ne güzel, sevgi dolu, sevgiyle hizmet ediyor. Uyanış Gençliği toplantıları Hristiyan gençlere yönelik olup tüm Katolik, Ortodoks ve Protestan gençlerin katılımına açıktır.